Tekrardan merhabalar. Baki Özel ben. Daha önce Global Entrepreneur ile alakalı bir video çekmiştik. Şimdi de daha önce katıldığım Global Volunteer Projesi ile alakalı sizlerle beraber olacağım. Ne yaptım ben? Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a 2018 yılının Eylül ayında gittim. Global Volunteer Projesi ile beraber 1,5 ayımı orada geçirdim. Projemin adı Edison Project olarak geçiyordu. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin dördüncüsü olan nitelikli eğitim kapsamında orada bulundum. İş tanımım aslında 5 hafta boyunca Çek öğrencilere kendi kültürümü tanıtım. Onlara kendi kültürümü anlatma ve farklı kültürlerle tanışmalarını sağlama üzerine kuruluydu. Yaklaşık biz tam olarak 6 kişiydik. Bir Arnavut, bir Tunuslu, bir İtalyan ve iki Gürcü ve ben olmak üzere 6 kişi beraber çalışıyorduk. Yaklaşık olarak biz 6 haftada 5 okul değiştirdik. Her hafta birinde kalıyorduk ve ortalama 200 öğrenciden yaklaşık 1000 öğrenciye etki ettik. Sabahları kalkıyorduk. Derslerimiz zaten programlanmış bir şekilde oluyordu. Şöyle bazen bir arkadaşımla beraber bir derse giriyorduk. Bazen sadece ben bir derse giriyordum. Programlarımızın dahilinde okullara gidiyorduk. Öğrencilerle beraber derse giriyorduk. Onlarla çeşitli aktiviteler, slaytlar, sunumlar, onların öğrenebileceği şeyleri onlara aktarıyordum. Onun dışında öğrencilerle beraber yemek yiyorduk. Onlarla vakit geçiriyorduk. Ardından ders bittikten sonra arkadaşlarımla beraber Çek kültürünü, ülkeyi veya şehri daha yakından tanıyabileceğimiz şekilde sosyal aktivitelerde bulunuyorduk. Yani günlerimiz bu şekilde geçiyordu. Bir önceki yıl yine Global Volunteer Projesi'ne katıldığım için ikincisi kesinlikle yapmak istedim. Zaten Isaac'te böyle bir şey vardır. Bir defa yaptığınız bir şey ikinci defa kesinlikle yapmak istiyorsunuz. Neden tekrar yapmak istedim? Çünkü hayatımda çok fazla şey değiştirmişti ilk gittiğim proje. Yani şöyle söyleyebilirim. Hayatımın dönüm noktalarından biri Isaac'le tanışmam ve Global Volunteer projelerine katılmam. Ve içimdeki isteği tekrar uyandırdı. Bu yüzden tekrardan başvurma isteği duydum. Ülke olarak veya proje olarak da şöyle söyleyebilirim. Çek Cumhuriyeti veya Prag benim zaten her zaman gidip görmek istediğim, yaşamak istediğim bir şehirdi. Çok merak ettiğim bir şehirdi. Bu çok önemli bir sebepti. Öğrencilerle beraber çalışmak bir kez daha hem daha tecrübeli olduğum için benim çok istediğim bir şeydi. Onlara etki edebilmenin tadına varmıştım daha önce. Bu yüzden aslında bir kez daha bu projeye başvurma ihtiyacı veya isteği duydum diyebilirim. İlk olarak Isaac Org'a kayıt bıraktım. Daha sonra profilimi doldurduktan sonra zaten istediğiniz projeleri, istediğiniz ülkeyi veya istediğiniz SDG'ye bağlı olan projeleri zaten platformda seçebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Daha sonra projeme başvuru yaptıktan sonra süreç şöyle ilerledi. 24 saat içerisinde bana maille geri dönüş yaptılar. Mailin içeriği de şuydu. Ne zaman mülakat yapabiliriz ile alakalıydı. Ben hemen içerisinden bir saat ve tarih seçtim. Daha sonrasında Çek Cumhuriyeti'ndeki sorumlu olan kişiyle Skype üzerinden bir mülakat gerçekleştirdik. Bu mülakatta daha çok beni yani kendimi tanıtmaya yönelikti. Kendimi tanıttım, ne yapabileceğimi, neden oraya gitmek istediğimi, güçlü yönlerim, zayıf yönlerim nelerdi aslında kendimi onlara tanıtabileceğim bir görüşme oldu. Bunun neticesinde aradan birkaç gün geçtikten sonra bana kabul maili geldi. Kabul mailinden sonra da zaten ben vize işlemlerine, uçak biletine veya hazırlanmaya başladım. Şundan bahsedebilirim. Tunuslu arkadaşım gelirken yanında eşya getirmemişti, kıyafet getirmemiş, yiyecek getirmemiş. Valizine nargile koymuştu. Nargile getirmişti. Ve biz de kaldığımız yerlerde sokağa çıkıp nargileyi yakıp beraber nargile içiyoruz. Bu yani çok saçma ve ilginç bir olaydır benim için. İnsanlar böyle yanımızdan geçerken ya bunlar ne yapıyor gibisinden bakıyordu. Ve sürekli her akşam ritüelimiz olmuştu. Nargilemizi yakıp nargile içiyorduk. Müzelere gidiyorduk. Şehrin etrafındaki şehirlere kültürel amaçlı geziler yapıyorduk. Onun dışında zaten şöyle bir olay vardı. Biz sadece Prag'da bulunmadık 6 hafta boyunca. Sürekli Prag çevresindeki yerlere gittik ve farklı lokasyonlarda kaldık. O yüzden kaldığımız çevreyi sürekli keşfetme amacındaydık. Bir hafta çok para harcadığımızı düşünmüştük. O hafta dedik ki kendimiz pişirip kendimiz yiyeceğiz. İşte dışarı çıkmayacağız, para harcamayacağız falan. İtalyan arkadaşımız sürekli bize her akşam makarna pişiriyordu. Çok farklı makarnalar ve gerçekten çok güzel yapıyorlardı. Zaten kültürlerinde olan bir şey. Ben mesela sabahları onlara menemen hazırlıyordum. Hep beraber yiyorduk falan. Yani bu şekilde geçiyordu günlerimiz. Arkadaşlarımla çok duygusal anılarımız oldu. Çünkü ya belli bir noktada hepimiz farklı ülkelerden gelmişiz. Farklı bir kültüre adapte olmaya çalışıyoruz. Bu noktada insanlar birbirine çok sıkı sıkıya sarılıyor. Mesela onlarla vedalaşırken projemiz artık bittiğinde çok zorlanmıştık yani. Çok açık bir şekilde söyleyeyim ağladık yani biz birbirimize sarılırken. Çek kültürü şöyle şundan bahsedebilirim gidecek olan insanlara. Yemek konusuna hazırlıklı olsunlar çünkü genelde Orta Avrupa'nın bir problemi. Çok yemek kültürleri yok. Buradaki gibi bir şey beklemeyin. Mutlaka çok farklı biraları var. Çok güzel tatlarda biraları var zaten. Biranın doğduğu yerlerden biri. O kültürle alakalı diyebileceğim ve eğlenmeyi gerçekten çok seven bir
hani millet eğlenmenin hakkını veren bir millet kültür olarak. Şöyle söyleyebilirim, daha önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 1000 öğrenciye etki ettiğimi söyledim. Yani bir öğrenciye kendi ülkenizin kültürünü, yaşayışını, her şeyini aktarabildiğiniz bir ortam oluyor. Bu bir insan için gerçekten çok güzel bir şey. Kendi ülkesine gidip orada anlatması, onlarla tanıştırması ve karşınızdaki çocuklar küçük yaşta oldukları için onlar için çok farklı bir şey bu. Yani farklı milletten, farklı bir ülkeden, çok farklı bir coğrafyadan gelen insanları tanımak onlar için çok güzel bir şey. Bu açıdan aldığım haz çok önemliydi benim için. Onların gözündeki parlamayı görebilmek, onların bundan aldıkları verimi gözlemleyebilmek benim için çok güzel bir şeydi. Onun dışında çok farklı insanlarla karşılık edebiliyorsunuz. Çok farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz. Çok farklı kültürler. Belki sana kilometrelerce uzakta bir veya farklı bir kıtadan bir insan olabilir. Ama onlarla yapabilecek, paylaşabilecek çok fazla ortak nokta bulabiliyorsunuz. Bunlar insanın hayatında mutlaka ama mutlaka yaşaması gereken veya tecrübe etmesi gereken bir şeymiş gibi görüyorum ben bunu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size de çok faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.